Geçmiş yıllarda Forex piyasalarında işlem yapan birçok şirket vardı. Bu şirketlerin çoğu yurt dışı kökenliydi. Hem yurt içindeki yatırımcı buralara yatırım yapmakta tedirginlik yaşıyordu çünkü parasını yurt dışına çıkarması gerekiyordu. Hem de ne kadar güvenli olduğunu bilmiyordu. Ama artık SPK'nın denetimi altında birçok aracı kurum lisans aldı. Yani SPK bu kurumları denetledi, nasıl çalışacaklarını inceledi ve bu aracı kurumlara lisans verdi. Bu lisanslar sayesinde artık Türkiye'deki yatırımcılar kendi aracı kurumlarıyla konuşarak bu ürünlerde alış ve satışlar yapma hakkına sahip oldular. Kaldıraç kontrol edildi, marjinler kontrol edildi, model altyapı düzenli hale getirildi ve SPK denetimine geldi. O yüzden herkes bu ürünlerde yatırım yapabilir Forex anlamında. Az paranızla çok hacimli işlemler yapmak istiyorsanız mutlaka bir aracı kuruma ihtiyacınız var. Bu aracı kurumun Forex lisansı olmasına ihtiyaç var. Forex lisansı varsa da sizin yatırdığınız paraya ne kadar kaldıraç alacağınıza sizin karar vermeniz gerekiyor. Ama yok, ben bu aracı kurumlarla uğraşmak istemiyorum, kendi para birimi ticaretimi kendim yapacağım diyorsanız bunun da bir yeri döviz kurları. Yani gidip bankadan veya herhangi bir döviz ofisinden istediğiniz miktarda doları alıp kasanıza koyabilirsiniz. Bunun adı spot. Yani spotta fiziki olarak bir ürüne sahip olmaktan bahsediyor. Gidip 500 doları alıp kasanıza koyabilir, cüzdanınıza koyabilir. Dolar değerlendikçe de para kazanabilirsiniz. İlla ki FX'e ihtiyacınız yok eğer bu mantıkta düşünüyorsanız. FX piyasalardaki ihtiyaç iki türlü. Bir, bunu günlük veya kısa vadeli trade yaparak, yüksek kaldıraç kullanarak bir kar elde etmek amacı. İkincisi, kurumsal şirketlerin, örnek verelim bir şirketin 10 milyon dolarlık bir İthalat ihracatı var. Önümüzdeki ayın sonunda bunu yapması gerekiyor. İhracat diyelim. Dolara ihtiyacı var adamın. Doların 1.80 olduğunu düşünelim. 1.80'den bir şekilde kitlemesi lazım. Yoksa zarar edecek. Bu kişinin gidip 10 milyon dolar bankadan gidip 10 milyon dolarlık dolar alması anlamsız. Çünkü bir aylık bir zamana ihtiyacı. Bu kişinin kaldıraçlı bir ortamda bu dolar riskini kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için de FX piyasaları var. Hem bunu bankalarda hem aracı kurumlarda yapabiliyorlar.